Merhaba 8. sınıf öğrencileri. Ben Numan Hocam. 8. sınıf deneme 4'ü çözerek karşınızdayım. Birinci soru. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin pozitif bölen sayısı birbirine eşittir? Eğer şıklardan yola çıkacaksak sondan başlamak her zaman avantaj sağlayacaktır. 25'in bölenleri 1 çarpı 25 5 çarpı 5. 2 tane olunca birini saymıyorduk. Yani 3 tane. 49'un bölenleri 1 çarpı 49 7 çarpı 7. Bu da 3 tane. Yani nedir? Eşittir. Demek ki doğru cevap Denizli. İkinci soru. İkinci sorumuzda 600'ün içinde 2, 3 ve 5 çarpanlarını soruyor. Normalde şöyle yapılır. 600 yaparsınız. Yanına çizgi çekip 2'ye bölersiniz. Ama ben bir farklı taktik uygulamaya çalışacağım. İnşallah size de faydam olur. 600 demek 6 çarpı 100 demek. 6 2 çarpı 3 demek. 100 de 4 çarpı 25 demek. Peki 2 çarpı 3 4 2'nin karesi 5, 25 de 5'in karesi olduğu için bir tane burada var, iki tane burada var. 2'den 3 tane var. 3'ten bir tane, 5'ten 2 tane. Demek ki x 3, y 1, z de 2. Toplarsak 6 yapar ki doğru cevap Denizli'dir. 3'ü de aynı şekil çözmeye çalışalım. Kaç tane asal çarpanı vardır? Malumdur ki 1000 onun küpüdür. 10 da 2 çarpı 5 olduğu için 2'nin küpü 5'in küpü olur. Dolayısıyla 2 tane asal çarpanı vardır. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soru aralarında asalla ilgili bir soru. A, B'den küçük olmak üzere 2A ve 3B aralarında asal olan iki basamaklı sayılardır. A ve B asal sayılar olduğuna göre A artı B'nin sonucu hangisi olamaz? O zaman asal rakamları yani 2, 3, 5 ve 7'yi test edeceğiz. A küçüktür B'den. 2'ye 3 olabilir, 2'ye 5 olabilir, 2'ye 7 olabilir. Şimdi aralarında asal olup olmadıklarını kontrol edelim. 2A sayısı o zaman 22, 3B sayısı 33 olur. Veyahut da 22'ye 35, 22'ye 37 olur. 22 ile 33 aralarında asal değildir. Çünkü 11'e bölünürler. 22 ile 35 aralarında asaldır ve A ile B'nin toplamı 7 olur. 22 ile 37 aralarında asaldır. 2 ile 7'nin toplamı 9 olur. A şıkkı olabilir. A'nın 3 olduğu durumları inceleyelim. Bu 3 olursa B 5 olabilir veya 7 olabilir. Nedir yani? 23 küçüktür dememize gerek yok. 35 aralığında asal mıdır? Asaldır. 3 ile 5'in toplamı 8. 23 ile 37 aralarında asaldır. 3 ile 7'nin toplamı 10'dur. Son olarak A küçüktür B'de A'nın 5, B'nin 7 olduğu durum. Yani 25 ile 37'yi alırsak 37 asal bir sayı olduğu için 25 de onun katı olmadığı için aralarında asaldır. 5 ile 7'nin toplamı 12'dir. Demek ki 11 olma ihtimali yoktur. Beşinci soru. Bir çuvala 37 kilogram pirinç vardır. Bu çuvala en az kaç kilogram daha pirinç eklenirse çuvaldaki pirinç hem 3 hem de 5 kilogramlık poşetlere hiç artmayacak ve poşetlerin tamamı dolacak şekilde paylaştırılabilir. Şimdi hem 3'er 3'er hem de 5'er 5'er sayıldığına göre 3 ile 5'in ok eki gerekir. Bunlar aralarında asal olduğu için ok ekleri çarpımlarıdır. Yani 15'tir.
Ama 37'ye geçmemiz lazım. 15 oluyorsa 30 olur. 30 oluyorsa 45 olur. En yakın bu 45'e yakın. Peki 37'miz zaten vardı. 37'ye düşersek ne kadar daha lazım? 8 kilogram daha lazım. 6. soru. Asal çarpanları 2 ve 3 olan sayıların bulunduğu kareler boyanıyor. Şeklin boyalı hali aşağıdan hangisi gibi olabilir? Mesela 24'e bakarsak 8 çarpı 3, 8 2'nin küpü, 3'ün 1'i. Yani bu kesinlikle boyanacak. 24'ün olduğu yer boyanacak. 25, 5'in karesi kesinlikle boyanmayacak. 35, 5 çarpı 7 olduğu için bu da boyanmayacak. 54 ise 6 çarpı 9, 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 2 çarpı 3'ün küpü, yani sadece 2 ve 3 var. Sonu da boyanacak. Yani Adana gibi boyanmasını bekliyoruz. 7. soru. 7. soru biraz uzun bir soru ama çok da zor bir soru değil gençler. Fen bilgi dersinde bitkilerin farklı ortam ve koşullarındaki büyümelerini araştırmak isteyen Gizem 20 santimetre boyundaki iki fiden alıyor. Farklı ortam ve koşullarda bir ay boyunca büyümelerini gözlemliyor. Gizem bir ay sonunda boylarını santimetre cinsinden ölçüyor. Ölçtüğü bu uzunlukların asal çarpanlarının aynı olan iki doğal sayı olduğunu görüyor. Bu 80'miş. 80 nedir? 5 çarpı 16 80'dir. Yani 5'in birinci kuvveti, 2'nin 4'ü. Sadece 2 ve 5'ten oluşan bir sayı. Aşağıdakilerden hangisi sadece 2 ve 5'ten oluşmuştur? Yani şöyle düşünün. Bu 2'nin bir kuvveti, bu da 5'in başka bir kuvveti olacak. Bir dakika. Şimdi bakalım. Bu 2'nin karesi çarpı 5'in karesi, bu olabilir. 11, 10 çarpı 11 olduğu için işin içine 11 girdi. Bu da 12 çarpı 10 olduğu için işin içine 3 girdi. Bu da 3 çarpı 50 olduğu için işin içine 3 girdi. Sadece 2 ve 5 asalı kullanılan tek şık var. O da Adana. 9. Alanı 400 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin uzun kenarıyla kısa kenarı aralığında asaldır. Bu bahçenin kısa kenarı aşağıdan hangisi olabilir? Şimdi ben şıklardan yola gideceğim. 4 çarpı 100 400 yapar. 5 çarpı 80 400 yapar. 8 çarpı 50 400 yapar. 16 çarpı 25 400 yapar. Bu aralığında asal değil. Bu da değil. Çünkü x de 5'e bölünüyor. Bu da x de çift. Bu da değil. Buraya bakarsak burası 2'nin 4'ü. Burası 5'in ikisi aynı asal olmadığı için doğru cevap Denizli'dir. 10. soruya gelirsek. 10. soru uzunca bir soru. Yani basma oyunu. Hemen şöyle oyunun kurallarını okuyayım. Yukarısı çok önemli değil bizim için. Şıklardan gideceğiz yine. Diyor ki oyun soldan sağa doğru 5 altıgen seçilerek oynanmaktadır. İçinde 42 ve 10 yazılı yerden giriş yapacağız. Yani ya buradan giriş yapacağız ya da buradan giriş yapacağız. Aralardan bir yerlerden giriş yapma şansımız yok. Seçilen altıgene komşu olan sağındaki altıgenlerden biri seçilecek. Arda arda seçilenler aralarında asal olmak zorunda. İşte sorunun kilit cümlesi bu. En sağda bulunan altıgenlerden birine, yani 75 ya da 61'e ulaşınca oyun bitiyor. Tamamlanabilmesi için hangilerinin seçilmesi gerekir? O zaman şıklardan başlayalım. A'yı B'yi bakalım. 42 55 birbiriyle alakası olmayan iki sayı. Yani bu 6 çarpı 7, bu 5 çarpı 11, içlerine benzer yok. 55'e de geçebiliriz 39'dan sonra. Bu da 3 çarpı 13. Buradan buraya geçebiliriz. Çünkü 55 çarpı 10, bu da 5 çarpı 15. Dananın kuyruğu burada koptu.
İkisinde de 5 var olmaz. 42 63 ikisi de 7'ye bölünüyor olmaz. 10 63 40 27 61 olur. Çünkü 10 ile 63 aralığında sal, 63 ile 40, 40 ile 27, 27 ile 61 aralığında sal. Doğru cevap Ceyhan. Burada neden olmuyor? Hemen göstereyim. 63 ile 39, 63 3 çarpı 21, 39 da 3 çarpı 13 olduğu için her ikisinde 3 çarpanı var. Aralarında asal olma şansı yok. Evet. 8. soruyu çözüyorum. 15'e 15'lik ve 30'a 30'luk iki tane fayans takımı var. 16'şarlık paketler halinde kullanılıyor. İki banyonun zemini kare şeklindedir. Bu banyolardan birinin zemini 15, diğerininkine 30 cm kenar uzunluğuna sahip fayanslarla kaplanacaktır. Kaplama işleminde 16'lık ve 16'lık paketler halinde satılan çekirdek fayanslar kullanılmış. Fayanslar kesilmeden, aralarında boşluk bırakılmadan ve üste gelecek şekilde yapılmıştır. Açılan paketlerdeki fayansların tamamı kullanıldığına göre özdeş iki banyonun zeminini kaplamak için toplam kaç fayans kullanılır? Şimdi bu 30'a 30 büyük olduğu için bundan yola çıkalım. 30 çarpı 30 alsak gençler, bu 900 yapar. Değil mi? Bu nedir? Burası ne yapar? 15 çarpı 15 225 yapar. Yani 15'lik yaparsak 900 olması için bunu 4 katına, yani 2 katın 2 tane 15 buradan, 2 tane 15 buradan olduğu için bundan 2 paket kullanmamız lazım. Yani 32 tane bundan kullanmamız lazım. 16 tane bundan kullanmamız lazım. 32 artı 16 da ne yapar? 48 adet fayans yapar. Devam edelim 11 ve 13 ile. Diyor ki yukarıdaki bavulun şifresi sağda ve soldaki iki basamaklı sayı olacak. 2 burada olacak, 2 burada olacak. Tamam. İki basamaklı sayılar için şu bilgiler veriliyor. Aralarında asal olacak. O da tamam. Sayıların asal çarpanlarının sayısı birbirine eşit olacak. Hemen bakalım. 25'in asal çarpanı bir tanedir. 26'nın, yani 5'in karesi olduğu için bir tanedir. 26 2 çarpı 13 olduğu için 2 tanedir. O zaman bu olmaz. 42 2 3 7 99 3 ve 11'dir. Dolayısıyla bu da olmaz. 9 çarpı 8 olduğuna göre 3 ve 2'den oluşur. Bu 5 ve 3'ten oluşur. 2 tane. Buraya bakıyorum. 63 3 çarpı 7 80 2 çarpı 5. Asal çarpanların sayıları birbirine eşit. Bu da ikili. Bu da ikili. Yanlış bir şey yapmadım değil mi? 2 3 2 3 3 7 2 5. Asal çarpanların sayısı birbirine eşit. Şimdi neyi unuttum? Neyi dikkat etmedim? Burada 3 var, burada 3 var. Bunlar aralarında asal olmuyor. Onun için cevap bu. Bazen biz de kaçırabiliyoruz. Evet, 13. Şekildeki futbol sahasında daire içinde verilen sayılar oyuncuların forma numaralarıdır. 24 numaralı oyuncu topu 18, 36, 40 ve 72'lerden birine atıyor. Topun atıldığı oyuncunun forma numarası ile 24 sayısının OBEP'leri hesaplandığında çıkan sonuç 15 ile aralarında asal oluyor. 15 3 çarpı 5 miydi? Yani OBEP'ini hesapladığımızda 3 çarpı 5'den biri gelmeyecek. Hemen şöyle hızlıca hesaplayayım. 24 ile 72'nin OBEP'leri 24'tür. Bunun içinde de 3 çarpı 5 olduğu için 24'ü vermiş olamaz. 24 ile 40'ın OBEP'leri 8'dir. 8'e bölünce 3, 8'e bölünce 5 daha gelmez. 8, 15 ile aralarında asal olduğuna göre aradığımız cevap 40'dır. 12.
İlaç firması yeni ürünler için tanıtım toplantısı düzenleyecek. Toplantı oturma halinde yapılacak olup iki oturum arasında 10 dakikalık ara verilecek. Yani her bir oturumdan diğerine geçerken bir 10 dakika eklenecek. Dolayısıyla birinci oturum yani A stüdyosu 40 dakikada bir, B stüdyosu 60 dakikada bir gösterime girecek. Salonlar 8.15'te başlayacak gösterim. Tamam. 12.30'dan sonraki bir saatte de öğlen yemeği arası verilecek. O zaman neye ihtiyacım var benim? 40 ile 60'ın OBEB'ine ihtiyacım var. Her ikisinin 20'ye bölündüğünü görüyorsam, bölersem 2 ve 3 kalır. Bir 2'ye bir 3'e bölersem 20 çarpı 2 çarpı 3 eşittir 120 dakika. Yani 2 saatte bir birlikte ara veriliyor. 8.15'te başladılar. 2 saat geçerse 10.15. 2 saat geçerse 12.15. 12.30'u geçmem lazım. 2 saat daha ekliyorum. 14.15'te birlikte öğlen yemeği aralığı verebilirler. 14. soru. Üstlerinde yazılı sayıların bulunduğu renkli toplar kutuya atılıyor. Aşağıda verilen adımlar toplar kutudan dışarıya çıkartılıyor. En çok asal çarpanı sahip olan sayı seçiliyor. Burada en çok sahip olan şöyle baktığımızda 2, 3, 5, 2 tane, 2 tane, 1 tane, 2 tane yani 6 kere 8'den 16 çarpı 3'ten 2 tane 2, 3 ve 7 olduğu için ilk seçilen sayı 42. Seçilen bu top ve bu topun üzerinde yazılan sayı ile aralarında asal olan sayılar dışarıya alınıyor. 42 çift olduğu için çiftlerle olmaz. 25 içinde sadece 5 barındırıyor. 91 olmaz. 91 7 çarpı 13'tür. Aralarından sağ değil. 55'i çıkartıyorum. 17'yi çıkartıyorum. Tabii ki 42'yi de seçilen bu top ve aralarında sağ olandan çıkarıyorum. Yani 12, 36, 91 ve 48 kalıyor. Kalan toplar arasından rastgele bir top daha seçiliyor. Seçilen bu top ve bu topun üzerinde yazan sayıyla aralarına salınan sayılar dışarı çıkartınca kutuda hiç top kalmıyor. Bak bunu alsam ikisi kalır. 36'yı alsam bu çiftler kalır. Yani çift, çift, çift. Bu tek olduğu için 91'i alırsam diğerler aralarında salın olmadığı için hepsi dışarıya alınmış olur ki 14. sorunun cevabı Denizli'dir. 15. soru. Başında ve sonunda direk bulunan bir yol boyunca 50 metre arayla ahşap direk bulunmaktadır. Bu direkler sökülüp yolun başına ve sonuna direk dikilmek koşuluyla 80 metre arayla direk dikilecektir. Eskisiyle aynı noktaya dikilen 14 direk olduğuna göre pardon. 14 direk bilindiğine göre yolun başlangıcında kaç tane ahşap direk vardır? O zaman biz 50'lik ve bir dakika çirkin yazdım. 50 ile 80'in ortak katı lazım. Önce 10'a bölündüklerini gördüm. 5'e 8. 5 ile 8 artık aralarında asal olduğu için onlara böldüm. Ve cevabı 8 kere 5 40 40 çarpı 10 400. Yani her 400 metrede bir aynı yere direk dikilir. 14 direk baştaki ve sondaki de olduğuna göre 13 ara vardır demek ki. Yani şimdi mesela sadece bunları düşünürsek 1, 2, 3 arada 4 direk var. Yani 14 direk varsa 13 ara vardır. 13 aranın her biri 400 olduğu için 13 çarpı 400 yolun mesafesidir. Peki bize ahşap direkler. Ahşap direkler 50 metrede bir olduğu için 50'ye böleyim. 5 ile 40'ı böldüğümde 8, 13 çarpı 8 de herhalde 104 tanedir. Tamam. Bu şekilde bulabiliriz. 16. 16 benim okurken yorulduğum, yoruldukça düşündüğüm bir soru.
Uzunca okumayayım, çok zaman kaybediyor. Yağmur, yıldız, yılmaz, yıldız, güneş, gökseni, deniz ve Murat'ı çember oyunu oynamaktadır. Oyuncuların çember üzerindeki dizileri şekildeki gibidir. Ebe olan Yağmur kendisi 60 sayısını ve Yılmaz'ı seçti. Yılmaz da 45 dedi. 60 ile 45'in obepleri yani ortak bölenleri 1, 5, 1, 3, 5, 15. Yani kaç tane? 4 tane. Yağmur ne yaptı o zaman? 4 ilerledi. Değil mi? Yılmaz, Yıldız, bir yıldız dedi, iki gökse, üç deniz ve güneşi karşısına aldı. Sonra okunan isim güneş olduğu için ebe güneş oldu. Yani güneş buraya geçti. Yağmur da buraya geçti. Tamam. Şimdi bunlar ne yapmışlar? Şu an güneş ebe ve yağmura doğru bakıyor. Pardon, yağmura doğru bakmıyor. Nereye baktığını bulacağım şimdi. Güneş birer sayı söylüyor. Yağmur ve güneş birer sayı söylüyor. Yağmur 48 diyor. Güneş 72 diyor. Obeplerini alırsak gençler 24 çıkar. 24 çarpı 2, 24 çarpı 3 olduğu için dolayısıyla 24'ün çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Yani kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 ilerleyecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi Yılmaz'a baktı. Ortada Yılmaz var. Şuraya geçirivereyim. Şurayı sileyim. Çünkü çok fazla. Yılmaz. Ebe oldu artık. Ve kime bakıyor? Güneş'e bakıyor. Tamam. Sırasıyla gelen oyuncular. 27 ve 16 söylediler. 27 ve 16 aralarında asal olduğu için aralarında asal olduğu için obepleri birdir. Birin bir tane çarpanı vardır. Onun için Yılmaz'dan bir ilerisi olan iş kimin başına patlayacaktır? En son Yıldız olacaktır. Biraz karmaşık bir sayı. İyi okumak gerekiyor. 17. Evet, şu yukarısını göstermesem de olur. Aşağısı bizim işimizi görür inşallah. Büyüklerin boyları 26-26 gidiyor. Yalnız 2 santimetre içe. Yani şuradan sonra iş 24-24 ilerliyor. Buradan sonra iş 15-15 ilerliyor. Şu da 15 artı 2. Bu da 24 artı 2 diye düşünülürse o zaman biri 24'ün katından 2 fazla. Öbürü de 15'in katından 2 fazla olur. Tamam. Ne diyor bize? İkişer santimetre boşluk var. Tamam, anladık, anladık. Tek sıra halinde ve en üstte yerleştiriliyor. O zaman 24 ile 15'in katını bulmaya çalışalım. Ben 3'e bölersem buradan 8, buradan 5 gelir. Bir 5'e, bir 8'e bölünce işlemi bitiririm. 40, 120. Yani bu şeyin tamamı 120. Peki hangisini soruyor bizden? Küçük kova. Bir dakika, 120'de kalacak mıyız? Özel bir hani şu metreden kısa, bu metreden demiyor. O zaman 120'yi 15-15 yerleştirirsem ne çıkar? 8 çıkar ki doğru cevap küçük de 8, büyük de 5. X de sorulsa 13 falan olurdu. 15'e bakarsak birden 5'e kadar 1, 2, 3, 4, 5. Sayılar dairesinin içine yerleştirecek. 1 ve 5 yerleştirilmiş. Geriye bu üçü kalmış. Birbirine temas eden daireler aralarında asal olacak. Yani şuradan
ve buradan temas ettikleri için aralarında asal olacak. Bu çift olduğu için bunlar farklı yere gelecek. Demek ki araya kesinlikle 3 gelecek. Peki buraya 2, buraya 4 gelebilir veya buraya 4, buraya 2 gelebilir. Dolayısıyla 2 farklı durum vardır. 19. soru. Hobi bahçesi yapılacak. Hobi bahçesinin tamamında 150'den fazla hobi bahçesi yapılacak. Şimdi burası toplamda yol ve hobi yeri olarak 14-14 devam ediyor. Burası da 6-6 devam ediyor. O zaman bizim 14 ile 6'nın bir katını bulmamız lazım. 2'ye bölerek başlarsam buradan 7, buradan 3 gelir. 3'e ve 7'ye bölünce iş biter. Yani en az 6 kere 7 42. Bu kenarlar 42 42 olabilir. Yani burası 42 olursa 14'e böldüğüm zaman 3 tane, burayı 42'yi 6 6'da bir geleceği için 6'ya bölersen 7 tane, 7 çarpı 3'ten 21 tane olur. Yani 150'yi geçmez. O zaman şuradan yapalım. 42 çarpı 42'den 21 tane geliyorsa bunların iki katını alalım. 84 çarpı 84'ten kaç tane gelir? 2 buradan, 2 buradan arttığı için bunun iki katı gelir. Yani 4 katı gelir. 84 tane işimize gelmiyor. O zaman 3 katını alırsak 126 çarpı 126'dan bu kez 9 tane gelir ki bunun 9 katı 189 olur, işimize gelir. Demek ki cevap Ceyhan. Evet. Bu da bayağı bir karmaşık bir şekil. Arazi ölçüleriyle ilgili bir soru sormuş. Şurası 40, burası 20. Yani burası malumdur ki 60-60 gidiyor. Şurası 60, şu B'nin kısa kenarı 20. O zaman burası da 80-80 gidiyor. Şurası da bakarsak orası da 60-60 gittiğini herkes görebilecektir. Yani bize 60 ile 80'in ortak katı var. Her biri 20'ye bölünüyor. Dolayısıyla 20'ye bölersem burada 3, burada 4 kalır. 3 ve 4 ile çarparsam bunun her bir kenarının 240 santimetre olduğunu bulurum. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı sonra başlıyor. Diyor ki bu kaplanacak en küçük arazinin alanı kaç hektardır? Öncelikle 240 ile 240'ı çarparsam 576 çift 0 santimetre kare gelir. Bunu kaça bölmem lazım? 10.000'e bölmem lazım. Böldüm 10.000'e. 10.000'e bölersem 4 sıfır gider. Yani 5,76 metrekare olur. Bunu da hektara çevirmek için 10.000'e böleceğim. 10.000'e bölüyorum. 10.000'de kaç sıfır var? 4 sıfır var. Yani 10 üzeri 4. Bunu yukarıya alırsam 5,76 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır ki cevap zaten Bursa olarak bulunmuş olur. Devam edelim 21. soru. Bir otomobilin trafiğe uygun olup olmadığını tespit etmek için 2 yılda bir muayene yapılmakta ve her 9 ayda bir de yağ değişimi yapılmaktadır. 6 Haziran 2020 günü bu otomobilin yağ değişimi ve muayenesi birlikte yapıldığına göre tarihlerin hangisi bu otomobilin yağ ve muayenesi birlikte yapılır? Bu 2 yıl bu ay olduğu için 2 çarpı 12'den bunun da 24 ay olduğunu bulabiliriz. O zaman bize 24 ile 9'un ortak katı gerekiyor. 3'e bölerek başlayabilirim. Buradan 8, buradan 3. Bir daha 3'e böldüm. 1'e 8. Bir de 8'e böldüm. 1. Niye uzattım anlamadım. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 72 ay. 72 ayda 12 aya bölersek 6 yıl yapar ki 2020'den 6 yıl sonra
2026 yılı bulunur. Cumhuriyetimizin 103. yaş günü. Evet. Eşit büyüklükte küçük karelerden oluşan 7 çarpı 7 boyutlu kare zeminin köşegenleri dışındaki küçük kareler boyanıyor. Boyalı küçük kareler 36 oluyor. Yani her birinden birer tane gittiği için 36 kalıyor. Eşit büyüklükte karelerden 25'lik bir şekil oluştursa küçük kareler boyanırsa boyalı küçük karelerin sayısı. Boyalı küçük karelerin sayısı 24 çarpı 24'ten 24'ün karesi bulunur. 25. Kısa çöp çekme oyunu genellikle kişilerin arasında yapmak için gönüllü olmadığından oynanan bir oyundur. Oyunda hiç kimse çubukların gerçek uzunluğunu görmez. Bu çubukların arasında kısa olanı seçen bu işi yapmak için görevlendirir. Emir 10 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 10. Derya pardon özür dilerim. Sırayla gidecekmişiz. Bu daha önce geliyor. 1 bölü 125. Derya 1 bölü 10. Zeynep 1 bölü 16. Ve Hatice 1 bölü 81. Paydası büyük olan en kısa olacağı için Emir bu iş için istemese de görevli olacak. Evet, önce kolay şu zor soruyu çözelim. 26. 26'da otelin giriş katı hariç her katında 4 oda var. Odaları numaralandırılırken şöyle. Bulunduğu kat taban, oda sayısı üst olarak planlanmış. Kaç farklı oda numarası verilir diye soruyor. En yukarıdan başlayalım. 4'ün birinci kuvveti yani 4. kat birinci oda 4 diye. 4'ün 2'si 16 diye. 4'ün 3'ü 64 diye. 4'ün 4'ü 256 diye isimlendirilir. Yani burada 4 oda çıktı. 3'e gelirsek 3'ün 1'i 3, 3'ün 2'si 9, 3'ün 3'ü 27, 3'ün 4'ü 81. 4 numara da buradan çıktı. 2'ye gelirsek 2'nin 1'i 2, 2'nin karesi 4, 2'nin 3'ü 8, 2'nin 4'ü 16. Yalnız burada 4'ü ve 16'yı yukarıda saydığım için almazsam 2 ve 8 alacağım. Yani buradan 2 oda numarası çıktı sadece. 1'e gelirsek 1'in tüm kuvvetleri eşit olacağı için sadece bir tane gelir. Burada yoktu. Eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1, eksi 1'in karesi artı 1, eksi 1'in üçüncü kuvveti de eksi 1, eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 1. 1'i yukarıda aldığım için almıyorum. Sadece eksi 1 için alıyorum. Yani o zaman buradan da bir oda çıktı. Son olarak yani buradan çıktı pardon. Şuradan tam hizasını yazayım. Eksi 2'nin birinci kuvveti eksi 2. Eksi 2'nin karesi biraz çirkin yazdım. 4. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin 4'ü 16. 4 ile 16'yı yukarıda aldığım için sadece eksi 2'yi ve eksi 8 alıyorum. Yani 2 oda da buradan çıkıyor. Niye bunu yuvarlak yaptım şimdi? Bunu da dikdörtgen yapayım. Şu da kafa karıştırmasını sileyim. 4, 8, 10, 11, 12, 14 tane farklı oda çıkar ki onun için cevap Bursa olur. Evet buraya gelelim. Eksi 2'nin eksi 7. kuvveti. Üstü tek olacağı için sonuç eksi olacak. Bu gitti, bu gitti. Eksi 2 bölü 1 yaparsak üstü artı 7 olur. O da eksi 128 yapar ki cevap Adana olur. Son olarak 24'ün
Sorusu o. Hangisi 0 ile eksi 1 arasındadır diye soruyor. Buna bakarsak eksi 1 bölü 125. Bu artı 1 bölü 64. Bu ters çevrilirse eksi 3. Bu ters çevrilirse artı 49. Artı olan sayılar burada olamayacağı için eksi olanlar olabilir. Yalnız bu eksi 1'den sonra gelen bir sayı olduğu için bu da olamaz. Demek ki tek cevap Adana'dır. Ben Numan Hocam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum.